Evet arkadaşlar, bu dersimizde enerji sistemleri ve madde döngülerinden bahsedeceğiz. Bunlar nelerdir, hangi özellikleriyle karşımıza çıkabilir ve hangi sorularla hangi detaylara dikkat etmemiz lazım, onlara bir bakalım. Enerji akışları ve madde döngüleri diyoruz ve hemen arkasından ekosistemlerde yaşayan canlı ve cansız varlıklar birbiriyle ne yapacaktır? Sürekli etkileşim içinde bulunacaktır. Bu etkileşim madde döngüleri ve enerji akışlarıyla paraleldir. Yani bunun gerçekleşme aşaması aslında bu saydığımız temel ilkelere bağlı. Bu sayede atmosfer, su, toprak ve canlılar arasında sürekli bir ilişki, yani bağ kuracaktır. Ekosistemlerle temel üretici bitkilerdir. Bitkiler, algler ve bakteriler yoluyla doğadaki inorganik maddeler organik maddelere dönüştürülecek. Yani bu anlamda bir dönüşümü sağlayacak ve bu önemli bir dönüşüm olarak karşımıza çıkacak. Peki şimdi hemen biz fotosentezin ne olduğuna bir girelim. Fotosentezle ilgili hangi döngülerin bu anlamda fotosenteze ihtiyaç duyduğundan bir bahsedelim. Karbondioksit artı su hemen arkasından güneş enerjisini alacak. Ki foto dediğinde aklımıza hemen ne gelmeli? Güneşin kullanılacağı, yani gündüz, yani güneşin olacağı saatler gelmeli. Glikoz ve oksijenin dışarı çıkması bize neyi verecek? Fotosentezi. Bitkiler tarafından fotosentez yoluyla üretilen besin diğer canlılar tarafından tüketilerek enerjiye dönüştürülür. Bu besin zinciri yoluyla ekosistemdeki diğer basamaklara aktarım sağlanır arkadaşlar. Hemen besin zincirimize bakalım. Besin zincirinde üreticiler, yani bitkiler ilk basamağı oluşturacak. Hemen arkasından birincil tüketiciler, örneğin çekirge. Hemen arkasından ikincil tüketiciler, örneğin yılan. Hemen arkasından üçüncü tüketiciler, örneğin kartal. Şimdi ayrıştırıcılar, organik maddeler, mikroorganizmalar tarafından mineral ve humusa dönüştürecek elemanlarımız. Ayrıştırıcılar tüm basamaklarda yer alır. Çünkü tüm ölen canlıları ya da tüketicileri ne yapacaktır ayrıştırıcılar bu anlamda? Başka bir dönüşüme uğratacaktır. O yüzden ayrıştırıcılar tüm basamaklarda ne yapacağız? Rahatlıkla göreceğiz. Enerji piramidi deyince aklımıza, ekosistemde her basamakta enerjinin büyük bir kısmı o basamakta bulunan canlılar tarafından tüketilecektir. Bir üst basamağa çok az enerji aktarılır. Bu piramit şu şekilde gösterilebilir diyoruz. Altta ne vardı arkadaşlar? Üreticiler. Üreticiler kimlerdi? Bitkilerimiz. Bitkiler, üreticiler ve en alt basamakta. Hemen üstünde birinci tüketici. Örneğin ne demiştik? Çekirge. Hemen üstte ikinci tüketici. Örneğin ne demiştik? Yılan. Hemen üstte ise üçüncü. Örneğin ne demiştik? Kartal. Yani basamağımız aşağıdan yukarıya böyle rahatlıkla sıralanabilir. Şimdi bu piramidi gördüğümüzde hemen ne diyeceğiz biz? Sayı azalır. Nereye doğru gittikçe sayı azalır? Yukarıya doğru çıkıldıkça, yani üçüncü tüketiciye, ikinci tüketiciye gittikçe ne yapacağız? Sayının azaldığını rahatlıkla söyleyebileceğiz. Aktarılan enerji de bu anlamda ne yapacaktır? Azalacaktır yukarıya çıkıldıkça arkadaşlar.